Aa, Örümcek abi video atmış. Dur videosunu beğeneyim. Dur, bir de kanalına abone olayım. Abone şimdi. Bir de çana tıklayayım da yorumlarda ilk yorum yazabileyim. Şimdi videoyu izleyebilirim artık. Örümcek abi kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün otobüs simülatöre devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi şu an karşımızda, dur şöyle göstereyim. Has turizm var. Yani bugün nereye gidiyoruz sizce? Has turizmle nereye gidilir? Bir düşünün bakalım. Bugün Hatay'a künefe yemeye gideceğiz. Aynen öyle, gördüğünüz gibi Trabego X'de gideceğiz. Bugün yeni bir otobüs almayacağım. Biraz bunların tadını çıkaralım arkadaşlar. Her gün yeni otobüs alırsak otobüs kalmaz. Bugün Hatay'a gidiyoruz. Künefe yemeye. Hataylılar, takipçilerimiz. Hadi bakalım. Künefeleri bekliyorum. Künefeleri hazırlayın. Geliyoruz. Yoldayız. Önce şeyi açalım bir. Hemen yeni bir terminalimizi açalım. Hatay terminalini. Ondan sonra da güzel bir şekilde Hatay'a gidip künefemizi yiyip gelelim. Şimdi Hatay neredesin? Hatay neredesin? İnşallah vardır ha, var mı? Çok güzel. Hemen ofisimi açtım. Şöyle açtım. Hem de şunu bir fulleyelim. Şu aşağı inmese şöyle niye öyle yapıyor? Tamam, fulledik. Şimdi hemen sefere geliyorum. Nereden gidelim? Peki Hatay'a onu düşünmedik. Bence bugün başkentten gidelim. Başkentten Hatay'a gidiyoruz. 657 kilometrelik bir yolumuz var. Saatimizi şöyle bir gece 3'te çıkalım yola. Öğlene doğru orada oluruz muhtemelen. 657 kilometrelik bir yolumuz var. Hemen ikramlarımı da alayım bu arada. Bir su alıyorum. Topkek aldım. Su ve topkek yeterli bence. 2 tane aldım. Biletlerimizin fiyatını bakıyorum. 83 liraymış. Ben bugün biraz zarar edeceğim. Düşürüyorum abi fiyatları. Otobüsü fulleyelim. 60. Nasıl? 60 lira yaptım bilet fiyatlarını. Başlıyorum abi. Bugün Hatay'a künefe yemeye gidiyoruz. Abi 38 bilet mi sattık ya? Resmen bedavaya satmışız. Neyse. Ben daha çok satarız sandım ama hiç de öyle olmadı. Travego X'te bugün nereye gidiyoruz? Hatay'a künefe yemeye gidiyoruz. Vallahi takipçilerimiz bekliyorum ha. Yani çıkmazsanız, kaybolursanız karışmam. Bak, künefeyi hazırlayın, geliyoruz. Hadi gel. Vay 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 vay. Şöyle bir öncelikle göstereceğim. Şöyle bir daha dışarı geleyim. Aynen, bakın. Has Turizm gerçekten mükemmel duruyor. Hatay firması. Gördüğünüz gibi plakamız falan zaten artık klasik bunlar. Ankara'dan Hatay'a doğru yola çıkacağız. Ve Hatay terminaline geldiğimizde de sizlerden istediğim terminal aynısı mı? Gerçekle aynı mı? Onu yazmanızı istiyorum. Hadi bakalım. Açıl susam. Açıldı gitti. Üst kata çıkacağız. Hemen perondan yolcular alacağım. Hızlı bir şekilde Hatay'a, çok acıktım. Canım tatlı çekiyor. Künefe yemek istiyorum. Şu an yolculuğumuz başladı. Muavin yanımızda mı? Aferin muavin. Güzel. Güzel. Hemen şurada bir anonsumu da geçeceğim. Önce bir perona bir yanaşalım. Abi öndeki hızlı ol ya. Hadi ya, hadi ya, hadi abi, hadi abi, hadi abi, hadi abi, hızlı ol biraz. Perona geldik, tek de girebilir miyiz? Abi sanırım giremedik çünkü çok saçma bir duruş yaptım. Ya bu peron birazcık dar girişi. O yüzden biraz tek de girmem zor oluyor. Alışmak lazım tabii ki. Bir de içeriden kullandığımız için. Çok güzel. Hemen abi. Muavin hızlı bir şekilde adamım. Hadi hızlı. Çabuk topla yolcuları. Hadi binin. Sayın yolcularımız, hızlı olun. Hatay'a gideceğiz. Künefe yiyeceğiz. Acıktık. Bekletmeyin bizi. Muavin de titriyor gene. Üşüdü herhalde. Ankara soğuk. Hadi bakalım. 38 yolcuyla Hatay yolculuğumuz başlasın. Kapat abi. Tak geri vitesi. Aynamızı açalım. Hemen. Araba çalıştırmadık. Nereye gidiyoruz? Arkadan otobüs geliyor. Ha, devam et yeşil ya abi. Kim bu ya? Bursa Turizmmiş. Oo, sakin. Hadi bakalım. Hemen bir anonsumu geçeyim. Sayın konuklarımız, aracımızın hareket saati gelmiştir. Yerlerinizi almanız önemli rica olunur. Zugs Games iyi yolculuklar diler. Hemen arkasına bir de. Sayın konuklarımız, bütün koltuklarda emniyet kemeri bulunmaktadır. Güvenliğiniz için emniyet kemerinizi takınız. Çok güzel. Hadi bakalım. Hatay bizi bekleyin. Geliyoruz Hatay. Hadi bakalım, güzel olacak. Yalnız hızlı bir yolculuk yapabilirim. Onu söyleyeyim. Bayağı bir hızlı gideceğim yani. Arabanın da maksimum hızına bir bakacağım bu arada. Bakalım nasıl ve ne kadar hızlı gidiyor. Koltuğumu ayarlamadım. Şu ayar iyidir. Yok, çok mu aşağıda olduk? Çok aşağıda olduk sanki.
Şöyle güzel bence. Aynen böyle çok güzel oldu. Toplam 607 kilometrelik yolumuz var. Yolculuğun yarısında bir ikram servisi yapacağım. Muavinden isteyeceğim. Tamam mı muavin dostum? İkramları yaparsın sorunsuz bir şekilde. Çünkü yolcularımız acıkacak. Yol uzun. 600 kilometrelik bir yol var. Vay araç çok konforlu diye. Tamam ya hemen sinirlenmeyin. Basıyoruz gidiyoruz. Aç 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 aç. Yol aç abi. Yol aç abi. Yol aç yol aç yol aç. Connect yürü. Doblo yürü. Abi illa makas attıracaksınız. Önümüzde polis var. Başımızı iş açacağız ya. Abi niye böyle hızlı gitmiyorlar bunlar? Yani illa makas ata ata otobüste makas atıyoruz resmen ya. Wi-Fi. Tabii ki Wi-Fi'yi açmayı unuttuk. Hemen klima ve multimedya açıyorum sayın yolcularımız. Lütfen internete girebilirsiniz. Şifresi örümcek 6060. Wi-Fi şifremiz otobüsümüzde sabittir arkadaşlar. Tabii şu an hızlı gittiğim için biraz sinirlenmeye başladılar ama yapacak bir şey yok. Bir jet uçağı. 125'te gidiyoruz bu arada. İyi gidiyor ha. Vallahi iyi gidiyor. Ya tamam. Korkmayın. Kontrol bende. Kontrol bende sayın yolcularımız. Merak etmeyin. Kemerlerinizi bağlayın. Yani yer uçağı resmen Travego X. Şu an güzel bir şekilde dönersek şurayı. Çünkü biraz keskin bir viraj. Gördüğünüz gibi sürekli dönüyorsunuz. Biraz kontrol zorlaşabiliyor ama kaptanınız sağlamdır. Hadi bakalım ben şunlara bir önceden haberi vereyim de kemerlerini bağlasınlar. Hadi bakalım. Atıya gidiyoruz. Yolculuğumuz şu an çok iyi gidiyor. 100 oldu biraz. Bak sürekli hızı açtığım için 100 puandan yavaş yavaş düşmeye başlayacak muhtemelen. Umarım başımıza iş açmayız. 430 kilometrelik bir yolumuz kaldı. Künefe yemek için 600 kilometre giden ilk insanız değil mi? Bak sırf künefe yemeye gidiyoruz. Aa bir de bizi takipçilerimiz orada beklemezse. Hataylılar bekliyorsunuz değil mi? Bak geliyoruz sırf sizin için. Muavin. Şşt lan. Tipe bak. Hadi bakalım künefe yemeye geliyoruz. Mavine de varsa hani bana ısmarlayacaksınız. Mavine de ısmarlarsınız umarım bir tane de. Bir porsiyon ona da olsun. Şu an gidiyoruz. 383 kilometremiz kaldı. Ya. Oha. Lan. Abi ne oluyor? Lan bir dakika. Lan oğlum ne oluyor? Lastik mi patladı? Yok. Lan bir dakika. Abi sağ arka lastik patladı. Yok artık. Lastik mi patlıyor böyle? Lan arka yazıldı yere. Abi. Lan ne yapacağız şimdi? Yetkili servis diyor Zux. Abi böyle bir şey yok. Lastik patladı. Oo, dörtleri yaktım. Arkada gelme. Abi gelme vuracaksın lan. Lan vuracaksın niye geliyorsun o kadar hızlı hızlı. Abi böyle bir şey yok. İnanılmaz biraz resim almam lazım. Lastik gitti şaka gibi. Abi giriyorum buraya ben tamir yerine. Aa! Ben şok. Abi lastiği patlattık. Tamire geldik. Dur. Abi dur. Nasıl gireceğiz buraya? Şimdi içeri mi sokacağız arabayı acaba? Şöyle. Abi bir tane burada güzel bir resim alalım arkadaşlar. Şöyle bakın. Abi böyle iyi mi? Aynen servise geldik. Abi böyle bir şey yok. İlk defa böyle bir şey görüyorum. Dur bakalım şeye gireceğiz. Abi nasıl patlattık biz bunu ya? Bu işlem nasıl yapılıyor acaba? Geldik tam yeşilin üstüne. Bir şey sormadı. Abi yani anlamadım ki ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Nasıl patladı abi? Yerde diken mi vardı? Ne oluyor? Biraz yanaşayım mı buraya? Abi giremiyorum. Yani araç sığmıyor ki ya. Nasıl gireceğiz buraya şimdi biz? Abi böyle bir şey yok ya. Vallahi böyle bir şey yok. Nasıl yapacağız şu an ben? Lastikler yazıldı. Yolda kaldık resmen. Abi yolda kaldık biz. Hayda. Abi yolcular bayağı bir sıkıntıya düşecek ya. 95'e düşmüş. Biz ne hale geldik böyle? Abi biz bunun lastiğini niye yaptıramıyoruz? Sormasayım. Ben buraya geliyorum. Demin tamir işareti vardı. Abi kalacak mıyız yolda?
Abi ileri mi gideceğim acaba biraz daha? Burada demin tamir işareti vardı ama. Buraya geleyim. Hani ekrana bir işaret falan gelmiyor ki abi. Abi yok ya. Allah'ım ya Rabbim. Kaldık iyi mi? İyi mi? Kaldık. Vallahi yolda kaldık. Yolda kaldık. Çok güzel abi. Çok güzel. Harika oldu. Ya abi nasıl ezdik? Lastik gitti ya. Sol lastiği görüyor musunuz? Yere yazıldı. Abi ben buraya niye giremiyorum onu anlamadım. Yani araç sığmıyor ki buraya. Ay, bundan inme de yok sonuçta. Geri mi sokacağız acaba otobüsü? Olabilir ha. Bak geri olabilir. Çünkü diğer otobüs de geri girmiş. Hadi abi. Abi girmiyor ki. Aha oldu lan. Abi 84 lira deminden beri uğraşıyoruz. Abi yolda kaldık sandım. Çıldıracaktım ha. Vay arkadaş ya. Gerçekten korktum ama yani dedim kesin yolda kaldık. Lastik yapılı mı? Bir dakika. Vallahi yapılmış. Abi böyle bir şey yok. Gerçekten inanılmaz derecede sıkıntı olacak sandım. Lastik resmen yolda patladı. Bir künefe yiyeceğiz diye lastik masrafına girdik. Görüyor musunuz? Dur bizim yolcular. Abi 95'e düşmüş. Aman. Sürtüyordum az kalsın. Birazdan gişelerden sonra molaya geçeceğim. Yani çok canım sıkıldı. Yolda kalıyoruz sandım. HGS'den geçiyoruz. Bizim HGS'miz var biliyorsunuz. Tamamdır. Hemen ikram servisini başlatıyorum. Muavin. İkram servisimiz başlamak üzeredir. Koltuklarınızı dik duruma getirip servis sehpalarınızı açmanız önemli rica olunur. Afiyet olsun. İnanılmaz bir şeydi. Acayip eğlenceli. Yalnız lastik nasıl patladı? Yere yazıldı resmen. Muavin ne çabuk bitirdin. Sıcak suyu, çayı mayı koysan oğlum ısıtsana şeyleri ya. Abi muavin... Abi ne yapıyorsunuz? Hadi polis yürü ya. Abi yürü az hızlı git ya. Ha, selektör yapıyorum polise. Durdurur şimdi ceza yazacak bize var ya. O kadar kaşınıyorum ki şu an. Yani inanılmaz oldu gerçekten. Lastik patlaması abi o nasıl bir şeydi? Künefe yemeye gidiyorduk. Lastikten olduk yani. 67 lira bir de para verdik. Neyse çok bir masrafı yoktu Allah'tan. Yani normalde aslında bunu biraz arttırmaları lazım. 67 lira nedir yani? Bir yapın bir lastik değişimi. 500 lira, 1000 lira. 60 liraya lastik mi değişilir? Onu biraz daha gerçekçi olması lazım. Şu an 214 kilometre kaldı. Ya şu bir sinirlenmeyin ya. Hızlı gidiyoruz diye deliriyorlar ya. Abi biz hızlı şoförüz. Bak şu an 126. Maksimum hızı anladığım kadar. Bak 126'dan yukarısına çıkmıyor. Tamam. Korkmayın abi korkmayın ya. 90'a düştü abi ya. Güvenliğiniz için emniyet kemerinizi takınız. Vallahi ben künefeye acıktım. Künefe istiyor canım durmayacağım arkadaşlar. Çok canım künefe istiyor şu an. Hemen sol şeride geçmem lazım yalnız. Uçak pilotu gibiyiz. Tabii ki. Durma sakın önündeki. Sakın durma. Abi yürü biraz ya. Yani yolcular bayağı bir sinirli. Yapacak bir şey yok. 85'e kadar düşürdük. Hızdan dolayı bana kızıyorlar biraz ama. Yani... Arkadaşlar canım künefe çekiyor. Yani yapacak bir şey yok. Basmam lazım, gitmem lazım. 120 kilometre kaldı. Hatay'a gidiyoruz künefe yemeye. Yolda da lastik patladı işin garibi. Kötü oldu biraz ama. Künefe yemeye giderken lastik patladı. Olsun. Neyse tamir ettirdik Allah'tan. Sıkıntısız bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Biraz uğraştırdık yalnız orada. Yani gittim geldim olmadı. Geri gittim olmadı ama hala nasıl olduğunu anlamadım. Siz bana bir yazın geri mi gelmek lazım ilk başta diye. Çünkü ben kestiremedim hala nasıl kabul ettiğini. Neyi yanlış yaptığımı anlamadım orada. Siz bana bir yazarsınız arkadaşlar. Şu an çok iyi dönüyorum. Nazar değmesin. Vallahi virajdan mükemmel çıktım ha. Gerçekten çok iyi çıktım oradan. Şu an iyi gidiyoruz. Yaklaşık 80 değil 80 mi 60? 60 kilometre yolumuz kaldı. Hatta 57 kilometre yolumuz kaldı. Neredeyse Hatay'a geldik. Takipçilerimiz hazır mısınız? Nerede yiyeceğiz künefeyi? Abi bekliyorum bak geldik perona geldik ya da otogara getirin. Orada yiyelim. Bak muavin de acıktı zaten yerinde duramıyor. Abi Hatay'a girerken bilgisayar kastırdı. Sıkıntı yok. 34 kilometre kaldı. Yani neredeyse otogara geldik Hataylılar. Hadi abi hadi acıktık.
Acıktık, hadi gelin artık, hadi gelin artık, acıktık valla. Nerede? Şimdi peronu merak ediyorum. Daha doğrusu otogarı çok merak ediyorum, gerçekçi mi diye. Ama şu girişten şu an gerçek bir otogar yaptıklarını düşünüyorum. Yani şu girişi yaptılarsa bence gerçektir diye düşünüyorum en azından. Giriş miriş çünkü özenilmiş belli yani. Hatay'a geldik. Bakayım takipçiler burada mı? Umarım bizi ekmemişsinizdir. Göreceğiz. Hadi abi devam et. Hadi. Şu dışarıdan gidelim arkadaşlar. Şunu da kapatayım. Heh. Abi peronlar sağ tarafta niye kapatmışlar burayı? Ha, peron işareti soldan gösteriyor. Güzel. Güzel. Devam. Devam abi. Devam. Önde şey var. Açıldı. Güzel. Ha, peronlar aşağıdaymış. Herhalde orası bekleme yeri gibi bir şey herhalde. Yanlış. Abi. Ya görmedim könünü ya. Var ya, açlıktan künefe açtığında ne yapacağımı şaşırdık. Net ufak bir dokundurduk. Memnuniyet ne alemde? 82'ye düşmüş. Bu kötü oldu. Bu kötü oldu. Peronumuz nerede bizim abi? Yalnız burayı gerçekten sanki birebir yapmışlar gibi hissediyorum. Peron bayağı ileride bizimki. Oo, şehir merkezi çok güzel olmuş ha. Vallahi güzel olmuş. Beğendim. Böyle kavşaklar falan bir güzel yapmışlar. Geldik bu arada peronumuza. Bakayım bizim takipçiler burada mı? Umarım. Umarım bize künefeleri getirmişlerdir. Hemen ben şu yolcuları bindireyim. Sonra künefe yiyeceğiz. Hadi bakalım. Geldik. Nasıl bir yolculuktu? Ankara'dan Hatay yaptık. Künefe yemeye geldik. Takipçilerimiz var. Bize künefeyi getirmişlerdir. Yaklaşık 12 dakikalık bir yolculuk sürdü. 590 lira benzin masrafımız dışında hiçbir sıkıntı olmadı. Ama tabii ki biraz yolcularımızı üzdük. Hızlı geldik. Bak bak korna çalıyorlar. Yolcuları biraz üzdük. Umarım eğlenmişsinizdir. Devamı gelecek dediğim gibi. Bundan sonra gittiğimiz şehrin tasarımıyla gideceğiz. Yani. Anlatabilmişimdir umarım. Güzel oldu. Künefe yemeye geldik. Birazdan künefeler umarım gelir. Bekliyorum. Gelecek mi? Güzel olacak. Lastik de patladı. Bayağı bir güzel ve eğlenceli oldu diyebilirim. Oğlum çalma şu kornayı ya. Allah Allah. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Sonraki videolarda görüşmek üzere.